Merhaba aslanlar ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar, Ağustos ayı burçlarınıza hoş geldiniz. Evet, Ağustos ayının kahramanı tabii ki sizsiniz. Doğum gününüz kutlu olsun. Güzel bir yıl diliyorum ve 4 Ağustos ve civarında doğan eğer bir aslansanız tabii ki çok önemli bir Ağustos sizi bekliyor. Çünkü 4 Ağustos'ta burcunuzda bir yepyeni yeni ay doğacak. Üstelik Jüpiter'den çok güzel etkiler alan, hayatı rahatlatan, kolaylaştıran, keyif alma oranımızı yükselten ve yapacağınız, girişeceğiniz işler, alacağınız kararlar, ki önemli kararlar alacak aslan burçları bu dönemde, çok daha rahat ve kolay hayata geçirebilirsiniz. Şimdi Ağustos'taki, evet, bu yeni ay sizin için ilişkiler, mesleki konular, kariyerle ilgili gündemler, ki özellikle ben ilişkiler için daha çok bunu söyleyebilirim, gündeminizde olacak. Eğer bir ortak işiniz varsa ortaklıklarla ilgili bir süreç olabilir. 4 Ağustos itibariyle bazı gündemler söz konusu olabilir. Yine mesleki anlamda çok önemli bir kariyerle ilgili durum olabilir. Çünkü Uranüs şu anda aslan burçlarının tam kariyer evlerinden geçiyor ve çok önemli bir derecede. Algol'la birlikte ve Ağustos'un 19'unda burada önemli bir dolunay meydana gelecek. 19 Ağustos'ta 27 derece Kova burcunda. Ben birçok aslan burçlarının, özellikle ticaretle uğraşıyorsundur, sosyal bir işin, sosyal bir konum vardır. Herkesin evlilikle ilgili durumları söz konusu olmayabilir. Bu arada evlilikleri de tabii çok işaret ediyor. Yine de ilişkilere dikkat diyelim biz burada. Ani beklenmedik yön değişimleri getirebilir. Yani 4 Ağustos'ta alacağınız kararlar, girişeceğiniz işler 19 Ağustos ve civarında beklenmedik bir şekilde yön değiştirebilir. Eğer doğum haritanız tabii ki yine hatırlatalım. 12 derece Aslan burcunda, 27 derece Kova burcunda, işte Aslan'da, Kova'da, Boğa'da, Akrep'te 5 derece önce ve sonrası çok önemli. Yerleşimleriniz varsa doğum haritanız bu Ağustos ayından gerçekten çok ciddi ve güçlü etkiler alacak demektir. Ama şöyle de söyleyelim, hiç etki de almayabilir. Herkes etki alacak diye bir şey yok. Yani hem 4 Ağustos ve civarı, hem 19 Ağustos ve civarı aslanlar için, yani sabit grup burçların hepsi için geçerli. Siz de sabit grup bir burç olduğunuz için de ilişkiler hattında, özel veya sosyal ilişkiler hattında çok önemli etkiler alıyorsunuz. Ve 5 Ağustos. Ağustos'un sonuna kadar devam edecek bir Merkür Retro'muz var efendim. Başak Burcu'nda başlıyor Merkür Retro'su. Merkür Retro'su biliyorsunuz hayatı yavaşlatan, biraz durduran, zaman zaman engellerle yüzleştiren, belki de eksiklerimizle, hatalarımızla, nerede yanlış yaptık onlarla bizi yüzleştiren, aslında alışık olduğumuz ve bize aslında faydası olan bir durumdur. Yani burada aslan burçlarını şurada ekliyor. Parasal konular. Çünkü retro para hanenizde başlayacak. 14 Ağustos'ta ise aslan burcuna, yani sizin burcunuza geçiyor. Yani sizi direkt ilgilendiren bir Merkür retrosu yaşayacağız Ağustos'un 5'i ve sonuna kadar. Parasal konular, harcamalar, ondan sonra harcamalarla ilgili alım satımlar olabilir. Gelirlerinizi ilgilendiren durumlarda bir takım, belki biraz yavaşlama, bazı şeylerin önü tıkanabilir, beklediğiniz para gecikir veya mesela beklediğiniz bir zam olabilir bu. Gerçekten sizi burada biraz durup düşündürecek. Nerede, nasıl davranmalıyım? Biraz yavaşlayın, biraz daha kontrol halinde olun. Burada panik yapmaya hiç gerek yok. Bu, çünkü şöyle söyleyebilirim, burcunuzda 14'ünden sonra ilerleyeceği için, ki bu arada 14'ü çok önemli bir tarih. Çünkü Merkür Aslan'a geçiyor retro olarak ve Mars ve Jüpiter kavuşuyor olacaklar. 14'ü ve 17 arasında özellikle Mars ve Jüpiter'in burada kavuşuyor olmaları, özel ve sosyal hayatınıza bağlı ilişki, o alandaki ilişkiler bu arada, cesur, atak, hızlı, ani, büyümeye çok yakın, fakat bazen dengeleri böyle bozacak, belki zaman zaman cesaretimizin de kırılabileceği gündemler olabilir. O dönemde özellikle böyle önemli kararlar almayın lütfen.
önemli kararlar için çok doğru bir zaman. Düşünün, değer. Evet, 22 Ağustos'tan itibaren ise artık hayat biraz daha kolaylaşmaya başlayacak sizin için. Çünkü Güneş artık Başak Burcu'na geçiyor. Ve aslında Ağustos'un o tarihi ne kadar yaşamınızdaki işte parasal konular, oradaki tıkanmalar veya bir takım yüzleşmeler yaşadıysanız 22'sinden sonraki süreçte Güneş para hanenize geçer ve orada bazı şeyleri artık daha net, daha somut, hatta belki daha ciddi bir şekilde gündemimize taşıyacak. Ve aynı zamanda ayın hemen 29'dan itibaren, yani Ağustos'un sonu itibariyle hem Merkür Retrosu bitmeye başlıyor ve aynı zamanda bizim hem parayı hem güzelliği ve sevgiyi yöneten gezegenimiz Venüs Terazi Burcu'na geçer. Tabii ki bu sizin için çok daha rahat bir süreci başlatacak. Evet, Ağustos ayı boyunca maddi değerler, kazanılan değerler diyelim, hayatta kendi yetenekleriyle, kendi becerileriyle hayatı geçindirmeye çalışan, hayatını sürdürmeye çalışan siz aslanlar için sınav aslında diyelim, yüzleşmeler diyelim veya belki bazı şeyleri, yanlışları, hataları, iyiyi, doğruyu ayıracağınız süreç artık bitmiş olacak. Merkür'ün retro olması aslında bizim için faydalıdır. Genellikle zorlayıcı olarak düşünürüz, korkarız Merkür retrolarından. Oysa ki aslında bizim için önemli fırsatları getirecektir. Bu arada tabii ki şuna dikkat edin lütfen. Para alışverişlerinizde bir takım işte özellikle sosyal medyada mesela veya dijital ortamlardaki alışverişlerinize de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada 29'undaki Venüs'ün terazi burcuna geçişi hem ortak işleriniz hem iş ilişkilerinizle ilgili yine Eylül ayına önemli bir gelişme olarak sürecek ve daha rahat bir kontrolü, daha kolay süreçleri yaşamınıza getirecek efendim. Mutlu bir Ağustos diliyorum. Hoşçakalın.